Merhabalar. Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojili videosuyla yine birlikteyiz. Bu videomuzda aydınlatma teknolojileri geçmişten günümüze aydınlandığımız aletler, ışık kirliliği, doğru aydınlatma, ışık kirliliğini nasıl azaltırız gibi konularla yine birlikteyiz. Video sonunda sorularla videomuzu tamamlamış olacağız. Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojilerine bir bakalım. Geçmişten günümüze arkadaşlar, aydınlatma teknolojilerinden önce ışık nedir? Varlıkları görebilmemizi sağlayan enerjiye ışık diyoruz arkadaşlar. Her ışık bir kaynaktan yayılır. Işık kaynağı gece ve gündüz çevresine ışık yayarak çevresini aydınlatan her şeye biz ışık kaynağı diyoruz arkadaşlar. Işık kaynakları... Çevremizdeki ışık kaynakları, yapay ışık kaynakları ve doğal ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yapay ışık kaynakları, deniz feneri, ampul, abajur, mum, sokak lambası, el feneri, çalışma lambası, projektör, kibrit, trafik lambası, gaz lambası, odun kömürü gibi yapay ışık kaynakları. Bir de arkadaşlar güneş, şimşek, ateş böceği, yıldızlar da doğal ışık kaynaklarımızdır. Ay bir ışık kaynağı değildir, buraya dikkat edeceğiz. Kullanım sırasına göre aydınlatma araçları ilk olarak ateş arkadaşlar. Ateşin bulunmasından sonra özellikle geceleri hem bir ısınma hem de aydınlatma kaynağı olarak ilk olarak ateş kullanıldı arkadaşlar. Ateşten sonra meşale kullanıldı. Milattan önce 1300 yıllarında bir ağaç sopa ucuna bağlanmış hayvan derisi ve bitki lifleriyle yanıcı madde olarak da yine hayvan yağı kullanılarak meşaleler icat edildi. Binlerce yıl önce Sümerler içi oyulmuş taşların içerisine hayvan yağı doldurarak yağ lambaları ve kandilleri kullandılar. Kandillerden sonra arkadaşlar mum 3000 yıl önce hayvansal yağların arasına pamuk sokularak ilk mum yapıldı ve 1900'lü yılların başına kadar ışık kaynağı olarak kullanıldı. Daha sonra gaz lambası arkadaşlar. 1786 yılında İngiltere ve Almanya'da evlerin aydınlanmasında gaz lambaları kullanılmaya başlandı. 1800'lü yılların başında sokakları da gaz lambaları kullanarak aydınlatıldı. Arkadaşlar ampul 1879'da Thomas Edison ampulü icat etti. Uzun ömürlü ampuller 1881 yılında Lewis Howard Latimer karbon flamanlı uzun ömürlü ampulü icat etti. Floresan lambalar 1927 yılında ampullerden daha uzun ömürlü ve daha verimli olan floresan lamba icat edildi. İçindeki gaz elektrik enerjisinin etkisiyle ışık yayar. LED lamba arkadaşlar, Nick Holonyak 1962 yılında LED lambayı icat etti. Halojen lambalar 1980 yılında ampulden daha parlak olan ve daha fazla ışık yayan halojen lambalar büyük alanların aydınlatılmasında kullanılmaktadır. Arkadaşlar ampulle floresan arasındaki farklar, ampul çok enerji harcar, az enerji harcar. Floresan ampul ısı yayar, floresan ısı yaymaz. Ekonomik değildir, floresan ekonomiktir. Kullanım süresi kısadır, uzun ömürlüdür floresan. Pille de çalışır, şarjlı olanları da vardır arkadaşlar. Modern aydınlanma araçları arkadaşlar 1879'da Thomas Edison ampul icat etti. Sonra 1881'de Lewis Howard Latimer uzun ömürlü ampul icat etti. 1920'lerinde floresan lamba bulundu. 1962'de ise LED lamba icat edildi. 1980 yılında halojen lambalar icat edildi. Aydınlanma teknoloji günümüzdeki haline ulaşmış oldu. Yapay ışık kaynaklarından arkadaşlar ışık kirliliği oluşmakta. Bu ışık kirliliği olumsuz etkilere sahiptir arkadaşlar. Yapay ışık kaynaklarının yaydığı olumsuz etkiler göz sağlığımızı bozar, çevreye zarar verir ve arkadaşlar maliyet oluşturur. Çevreye nasıl zarar verir arkadaşlar ışık kirliliği? Kaplumbağalar, karette kaplumbağalar yönlerini şaşırırlar ve arkadaşlar göçmen kuşlar da yönlerini şaşırırlar. Doğru aydınlanma ile ilgili arkadaşlar doğru aydınlanma yanlış yönde aydınlatma ışık kirliliğine yol açar. Baktığımızda arkadaşlar bu şekilde doğru, yönü aşağıya doğru olacak. Bu şekilde yönü yukarıya doğru olmayacak. Yanlış. Bakın yön yukarıya doğru olmayacak. Yön aşağıya doğru. Doğru. Yön yukarıya olmuş. Yanlış. Arkadaşlar yön aşağıya doğru olacak. Bu doğru. Doğru aydınlanma bu şekilde olur. Yanlış ışıklandırma yüzünden yavru kaplumbağalar ölüme terk ediliyor. Göçmen kuşların yolları şaşırmalarına neden olmakta.
Işık üretilirken kömür, petrol, su gibi doğal kaynaklar kullanıldığı için arkadaşlar elektrik üretiminde boşa giden ışık doğal kaynakların boşa harcamak demektir. Maliyet ne olursa olsun boşa giden enerji üretilirken çevre kirliliği de oluşturmaktadır arkadaşlar. Sonuç olarak ışık kirliliği boşa giden para demektir. Ülke ekonomisi için zararlıdır. Doğal hayatı olumsuz etkiler. Işık kirliliği nasıl önleriz? Arkadaşlar kapı girişlerine yaklaşınca çalışan ışıklar yani fotoselli lambalar kullanırız. Reklam, ilan ve vitrinler daha az aydınlatabiliriz. Gün ışığına duyarlı sokak lambaları kullanırız. Binalar tasarlanırken güneş ışığından daha fazla faydalanacak şekilde tasarlanmalı. Sorularla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kaynağıdır? Arkadaşlar, güneş bir ışık kaynağıdır. Diğerleri ışık kaynağı değildir arkadaşlar. Ay, güneşten aldığı yansıtır. Diğer gezegenler ışık kaynağı değildir. Sadece güneş ışık kaynağıdır arkadaşlar. Bazı ışık kaynakları kendiliğinden ışık verir. Bu ışık kaynaklarına doğal ışık kaynakları denir. Hangisi bu tanıma uyan bir ışık kaynağı değildir? Arkadaşlar baktığımızda ateş böceği, güneş, yıldızlar ışık kaynağıyken mum ışık kaynağı, doğal ışık kaynağı değildir. Edison hangi tür ampul icat etti? Klasik elektrik ampulünü icat etti arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri yapay ışık kaynağıdır? Bunu hep yazılıda sorarlar arkadaşlar. Güneş doğal ışık kaynağıdır. Bir olanı sileceğiz arkadaşlar. Bakın. Yapay ışık kaynağı, gaz lambası, el feneri yapay ışık kaynağı. Doğal ışık kaynağı ateş böceği. Yine 5 arkadaşlar ateş yapay ışık kaynağı lamba yapay ışık kaynağı olduğu için cevabımız C şıkkı. Seçeneklerden hangisi yanlıştır? Yıldızlar doğal ışık kaynağıdır doğru. Fosfor doğal ışık kaynağıdır doğru. Kandil elektrikle çalışan bir aydınlatma aracıdır. Arkadaşlar yanlış. Gaz lambası yapay ışık kaynağıdır doğru. Hangisi yanlıştır diyor cevabımız C şıkkı. Kandil, hayvan yağlarından elde edilen bir aydınlatma aracıydı. Işık kirliliği aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yaşamını etkiler? Arkadaşlar baktığımızda caretta caretta'lar yani D şıkkında caretta caretta'lar yönlerini şaşırdıkları için yavruları yönlerini bulamaz ve ölürler. Cevabımız D şıkkı. Ateş böceği soğuk ışık kaynağına sahip bir böcektir. Aşağıda ışık kaynaklarından hangi bu yönüyle ateş böceğiyle benzerlik gösterir? Arkadaşlar baktığımızda floresan lambalar soğuk ışık kaynağıdır. Yani C şıkkı olacaktır. Ampul sıcaktır. Mum sıcaktır. Güneş sıcaktır. Devam ediyoruz. Aşağıdaki anlatımlardan hangileri doğrudur? Yapay ışık kaynakları dışarıdan bir etki sonucu ışık verirler. Doğru. Mum yakılmadıkça ışık vermez. Doğru. Bazı deniz canlıları ışık yayarlar. Bu canlılar doğal ışık kaynaklarını içinde yer alırlar. Bu da doğru. Hepsi doğru arkadaşlar. Ay nasıl ışık verir? Ay dünyadan aldığı ışığı yansıtarlar arkadaşlar. Ay belirli zaman ışık saçar. Ya yanlış. Saçar yanlış. Ay dünyadan aldığı ışıkla aydınlanır. Doğru. Ay yıldızlardan aldığı da hayır. Ay güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Cevabımız D şıkkı olacak. Görme olayının gerçekleşebilmesi için cisimler aydınlanması gerekir. Aşağıdakilerden hangisinin görebilmemiz için buna gerek yoktur? Arkadaşlar bakıyoruz ev ışık kaynağı değildir. Aldığı ışığı yansıtarak görürüz. Ay ışık kaynağı değildir. Yansıtarak görürüz. Defter ışık kaynağı değildir. Yansıtarak görürüz. Ama arkadaşlar ateş böceği ışık kaynağıdır. Onun direkt görebiliriz. Nokta nokta doğal bir ışık kaynağı olmadığı için ancak güneşin aydınlatılması nedeniyle görebiliriz. Anlatımını hangi seçenek tamamlar? Arkadaşlar ay doğal bir ışık kaynağı değildir. Ay şeklinde tamamlayabiliriz. Işık kirliliğinin nedeni nedir? Gereksiz ve fazla ışık kullanılması. Cevabımız A şık olacak. Diğerlerini de okuyorum. Az ışık kullanılması değil. Işığın geceleri spor salonlarında aydınlanma amaçlı kullanılması. Yapay ışık kaynaklarının kullanılması. Hayır arkadaşlar, hangisi kirliliğin nedeni? Gereksiz ve fazla ışık kullanmak ışık kirliliğinin nedenidir. Hangi seçenekte farklı bir ışık kaynağından söz edilmiştir? Birazdan güneş doğacak ve ortalık aydınlanacak. Burada doğal ışık kaynağı. Yıldızlar neden böyle küçük görünüyor? Burada doğal ışık kaynağı. Stadın ışıkları yanmış. Bu yapay ışık kaynağı arkadaşlar. Trafik polisleri geceleri fosforlu mont giyerler. Bu da doğal ışık kaynağı. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki aydınlatma araçları kronolojik olarak nasıl sıralanır? Arkadaşlar baktığımızda öncelikle
mum olacak. Yani 2, sonra 3 gaz lambası, daha sonra normal ampul, daha sonra tasarruflu ampul. 2, 3, 4, 1 şeklinde cevabımız C şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.